Şimdi derste artık beraberce yapabiliyorsak beraberce yine yönlendirerek ilerleyelim buradan sonrasında. Şimdi bizim bir makale ekleme, makale listeleme ekranımız olacak. O yüzden bu sol tarafta bir makale ekle ve makale listele şeklinde alan oluşturacağım. Makale yönetimi diye bir alan oluşturacağız. Onun altında ilerleyeceğim. O yüzden şöyle bir tane yine index HTML'i bir çalıştıracağım. Çalıştırdıktan sonra şöyle bakın. Styles nasıl ki altında bunlar tipografi, kod, ikon açılıyorsa bunun gibi aynı açılmasını istiyorum. Hatta şurayı böyle incele diyerek buradan kopyalayarak ilerleyeceğim. Bir daha içeri girmekle ilgilenmeyeceğim. Tabii şu an bu benim küçük olduğu için kapandı. Böyle Lee'nin direkt bakın böyle kendisine kopya element deyip aldım. Sonrasında kopya element deyip aldıktan sonra Sen bir daha bir tema yapmış mıydın? her şey şu an sizin elinizde var. Gitti mi var Hepsi var. Birebir aynısı yani şey diyorsun? çalıştırabiliyorsun direkt. Ben nereden çalıştırdıysam aynısını yapabiliyorsun. Public'in altına admin 1'in altına HTML'lerini de Tamam. koydum. Daha sonra burada geliyorum abi. Resource, Views, Admin. Komponentlerimizin altında mıydı? Yok. Layout'ların admin'in içinde sidebar tarafımız var. Linklerimizin olduğu yer. Şöyle hemen altına da şöyle bir koydum. Styles'e bakalım bizde nasıl geliyor. Şöyle styles şeklinde geldi. Güzel. Benim bu styles olan yer nerede yazıyor? Burasıymış. İ'den itibaren her seferinde aşağı indireceğim. Okunabilirliği arttırmak adına. Sen Bir tane li aldım sadece abi. ne Buna yok şeye koydum. Sidebar'ın içine koydum. Makaleler diye yazdım. Makaleler de adı makaleler demeyelim. Makale yönetimi diyelim. Ya da işte article management diyebiliriz. İngilizce yazacaksak da. Ben bu li'lerin altındakinin ki'ye indirdim. Bir tanesini sildim. Makale ekleme makale listesi diyelim. Makale ekle ya da yazsın. Makale ekle. Makale listesi şeklinde iki tane yer olsun. Şimdi bu ikonlardan hangi ikonu tercih edeceğimi bilmiyorum. Hani şurada style şeklinde yanında yazıyor ya. Bu tasarımı değiştirmek için normal temanın içinde bir icons diye bir bölüm var. Ama tabii bu ikonumuz direkt çalışmıyormuş. Çünkü iki tane geriye çıkarak gelmeye çalışıyor galiba. Aynen. Onun için de şöyle icons.html'e geleceğim. Tasarımların içinde nerede? Makale ekle makalesi yapmışız, doğru mu? Şu styles.icons.html. Başını tutacağım, sileceğim. Şuraya kadar ki yeri al. Ctrl Rize. Şöyle çift tırnaklı değiştirsin ki otomatik olarak çalışabilir hale getirmiş olacağım. Bir yeniledim. İkonlarım geldi. Şimdi buraya bakarak bir hangi ikonu kullanmak istiyorsak onu bir seçmeye çalışalım tabii ama diyor ki Material Icons web sitesine bakarak hangi ikonu seçeceğine karar verebilirsin. Ben de o zaman oraya geldim. Ben bir listeleme yapacağım için list şeklinde bir şey arayacağım burada. İşte adı article diye yaratalım. Article diye bir şey bulabilir miyiz bilmiyorum. Varmış. Ya da management var mı? Hani yönetim anlamında. Manage diyelim. Mesela bu user'ın manage'i. Manage search. Manage history demiş. Biz article'lı olan kısmı şöyle bence kullansak bize yeterli olur. Veya bu article diye daha farklı bir durumda kullanırız. List bakalım bir de. Bir de settings şekillerine bakacağım. Ayar anlamında nasıl kullanabiliriz diye. Bayağı da bir ayar varmış ya. Güzel değişik değişik şekiller var. Buradan bir tanesini ben de seçeceğim. Sizler de ettiğiniz bir tanesini seçerek ilerlersiniz ama gitti benimkini çekerseniz bir daha hatırlatırım bozulacak hani unutmayın. Şeyde abi. Aldığınız zaman. View or layout admin sayfa. Sidebar'ın içinde, View admin'sin içinde layout. layout altta bak. Admin bir abi admin. Orada Lee'nin ikinci Lee olarak devam edeceksin. Sonra isimleri makale ekle makale sor değiştir. Mesela biz buradan Bir setting için çekiyoruz şu bir an. tane setting site bastım. İşte şu Tuna olanı alacağım. Bunu alırken de diyor ki Materials, Icons işte içine Tuna yazarsam geliyormuş direkt. Span'ın içine.
Tan mı artık nasıl okunuyorsa ben okumayı bilmiyorum onu. Buraya makale üretiminin olduğu yere bunu yazdım. Bakalım gelecek mi? Geldi ama tabii kırmızı geldi. Bunun kırmızı gelmesinin bir sebebi var mı? Materials icons two tone demiş çünkü. Sadece icons olarak bırakırsam sanırım rengi normal renk gelecek diye düşünüyorum. Aynen. O zaman rengi varsayılanı getirdi. Şimdi buradan bir renkleri seçmek için nasıl renk seçiliyor onu da bilmiyoruz doğal olarak. Bir ona bakalım. Renk seçimi diye bir şey var mı? Two tone dersek kırmızı olan geliyor. Icons dersek de varsayılan geliyormuş. Şu an burada yazana göre. Peki benim buradakiler mavi gelmesinin sebebi ve onun kırmızı gelmesinin sebebi ne? Bir ona bakalım. Yani two tone demiş. Herhangi bir şey dememiş. Peki bu two tone'un altta bir CSS'im var. Open olanı maviyle göster denmiş. Peki open olmazsa ne oluyor? Yine bir incele dedim. Burası neresi? UI Elements. Altında Style. Yani mavi rengi verilmiş aslında burada. Peki bizdekinde mavi niye gelmedi? Ya da farklı bir ikonun rengi oldu. Bir ona bakalım. Material ikonum var. Rengi mavi aslında gibi ama ona rağmen gelmedi. Bunun kızmasının sebebi neydi ya? Yani bunun rengi mavi niye değil? Hatta her şey Bu tam böyle mi yazılıyordu hatırlayamadım. Bir daha bakacağım. Bunu kopyaladım. Böyle farklı bir tona getiriyor bizde. Bunun sebebi muhtemelen A'nın kendisinde bir color vardır. Bu color'la alakalı bir yenileyelim tekrardan. Açık olduğu için, open olduğu için mavi olmazsa farklı getirecek. Şu open bölümünü de bakın açık gelmemesi için sildim. Class'ı sadece bıraktım şu anda. Şu an için makale yönetim olanı istediğimiz gibi geldi biraz daha. Şimdi makale ekleme ve makale listeleme sayfaları yapacağım. Birer tane. Ama şu ana kadar eksiğiniz varsa da buraları tamamlayalım yine. Yani sidebar'ın içine sadece bir tane li ekledim. Onu fark ettim de Google'u şey ekledik ya, ikonu Hı. metal Şuraya tun yazdım sadece. ikon Material icons yazdım. Bıraktım. Tun. herhalde. Yani ben İkons yazıyor mu? Ve gelmiyor mu? Sadece benim merak ettiğim yukarıdakinde dashboard mavi geliyor. Çünkü aktif klasına sahip. Anladım. Aktif olduğu için. Yani okey. Bizimkinin olmama sebebi bu. Aktif olursa mavi gelecek. Bir şey yapayım, makale yönetim, makale ekleme, makale listeleme. O O kadar. şeyi kaçırdım ben. Başka bir şey yok. Fon, İkon. ikon muhabbetini oraya. Orası şuraya bak. Oraya Şunu kaçırdım yazdık. mı? Bunu yazdık sadece. Hala şeyi aldık ya. Aldığım yer şöyle abi. Sitenin içine geldim. Buradan şu Styles'ın altında Icons diye bir bölüm var. Ikon Icons'a kısmında. girince şu Material Icons Website diyor. Buna bir bastığında sitesini açılacak zaten. Oradan ikonlardan arattırdım ben. Buraya bir settings yazdım. Settings'in altında ne geldiyse seçmeye çalıştım altına. Setting mi yazdık bilmiyorum. Bir şeyler yazdık baktık. Yani makam Altında olarak yaptım. ikonsa geldim. İyi, sayfa açılmadı. Tanıyor. Hata vermedi aslında. Sendeki sayfanın başında şunlar var. Ben burayı değiştirdim. Onu göremediniz. Başında iki tane yer var ya şurası. Evet. Bunların iki tane vardı. Bak ben yukarıyı ne yapmışım. Görüyor musun? Kontrol Rize ile. Şurayı. Gördünüz mü orayı? Style konusunda mı yaptın bunu? Evet. Ya orayı düzelttim ama sen illa düzeltmek zorunda değilsin. Siteyle İki girsen nokta mı olur. ekledin sen oraya? Yok abi. Nokta nokta slash'ı çevirttirdim bak.
Neye Kanka çevirdim? görünmüyor, sen Şuradan aynen. biliyorsun da senin o Gözükmüyor klavye mu? görünmüyor. Ne oldu anlaşılmıyor. İki nokta Şimdi görünüyor. abi burası neyle başlıyor? Neyle Tamam, başlıyor? şurada başlıyor. Çift tırnak, iki nokta ve slash değil mi? Evet. Bunun başı normalde şöyleydi. Böyle değil mi sizde? İki tane var. Bir Ben dakika. birisinin silinmesini istedim sadece. Bunu aldım. Sadece o kaldı. Onu İki. Rize ile yaptım. Sonra dedim ki sadece altına süslü şey bıraktım sadece. Çift tırnak bıraktım. O kadar. Ha, CSS ikonu içerisinde diyorsun. Aynen. Ya bunu görmek için yaptım da gerek yokmuş yani onu demek. Orada bir şey yokmuş zaten içerisinde. Bizim işte neredeydi? Public'in altında. Admin'in altında demiş. Admin'de. Nasıl bir şey çalışıyor? Sadece konusu değil mi? Aynen abi. Benim ekran geliyor mu yine? Evet. Tamam o Geliyor. zaman. Şimdi bunları yaptığımıza göre bunların bir root'larını oluşturacağım. Makale ekle ve makale listele şeklinde. Root nereden oluşturuluyor? Web PHP'nin Benim içinden. yoksa ilave Bunun da kısa yolu ne? İki benim kere ekranım shift'e gelmiyor. basarsanız Sece bir ekranı benimkisi geliyor. geliyormuş. O yüzden de benim ekranım vardı. Nasıl senin ekranın var? Benim ekranım devam ediyor diyor abi Nasıl bir şey yerde. bunu yapıyordu? Bakalım. Durdurup bir daha başlattım. Tamam. Hangisi? Burası. Verdim mi ekran? Verdim abi Şu an birleşik. geliyor. Şimdi bu bizim root'larımızı dokunacağımız yer. İki kere shift'e basıp web.php açacağız. Ki bizim için web.php ana kullandığımız root'ları düzenlediğimiz yerdir zaten. Sonra buraya gelip böyle bir root oluşturacağım. Birinci root'um get'le articles diyorum. Bu article controller'ın hatta bunu böyle yazmayalım. Hep böyle yazmıştık. Bu sefer şöyle çağıralım. Array'leri açarak çağıralım. Article controller diyeceğim ama şu an bizim bu controller'ımız olmadığı için hata veriyor. Ben bir controller oluşturayım sonra bunu çağırayım. Bunun için bir terminal açacağım. Ki terminalim açık zaten. Sadece bağlanmam lazım. Bir bakayım iki tane sekmem varsa diğeri bağlı. Docker'ın içindeyim zaten. Projenin olduğu yoldayım. PHP artisan make controller. Bu controller'ımız article yani makalelerin kendisiyle girişim yapacak. Ama admin panelde yapacak. O yüzden admin slash şeklinde ilerleyeceğim. Admin'in altında article. Controller oluşturmasını istiyorum. Bakalım doğru şekilde oluşturabilecek mi? Ya da klasörümüz doğru gelecek mi? App'in altında, HTTP'nin altında controllers. Admin'in altında article controller geldi. Güzel. Terminalden başlayıp Alttan terminalden açtım. CTRL yap, durdur kocayı. Sonra PHP art summary çift nokta controller serdik. Controller. Sonrasında boşluk admin abi. şimdi bu oluşturduğumuz root'a da bir tane name vereceğim. Sonuna name diyeceğim. Bu benim article'ımın index metodu. Çünkü listeleme yapacağım root. İkinci bir root oluşturacağım. Ctrl D ile çoğalttım. Şimdi article'ları listeledim. Yeni bir article oluşturacağım. Bunu istersem işte create diyebilirim. Çünkü create işlemi olmuş olacak. Article'lardan bir tane yeni article created. Yani şuraya gelip slash create diyebilirim. Ve bunun gideceği fonksiyon da create fonksiyonu. Article controller'ın içerisinde. Name'i de yine article nokta create olacak. Şimdi buraya baktığınız zaman göreceğiniz nokta app http controller admin bakın iki kere yazmak zorunda kalıyorum. Bunu böyle yazmamın iki kere anlamı yoktu. Bunu ne yapabiliyorduk? Yukarıya gelip use anahtar sözcüğüyle beraber ekleyebiliyoruz. O zaman artık başındaki kısmın yazılması zorunsuz hale geliyor. Çünkü yukarıda zaten bir kere eklendi. Artık onu kullanabiliriz.
Şu şekilde direkt article controller'ın indeksini, article'ın create'ine git şeklinde yönlendirebiliyoruz. Root'larımızı oluşturana göre ilgili fonksiyonları oluşturacağım. Index ve create fonksiyonlarını. Article controller'ın içine geldim. Public function index da şöyle. Public function create fonksiyonları. İkisinin de açacağı bir view olacak. O yüzden bunları view'lara yönlendireceğiz. Şu anda view'larımız yok admin'in içerisinde. Admin'in altına da bu kontrol oluştuktan sonra articles diye bir klasör oluşturuyorum. Altına da bir tane, hatta bunun tipi olması lazım. O yüzden 2 değil de 1 ekleyeceğim. Blade 1'i kullanacağım. List nokta blades. Şöyle create tire update diyorum. Create update blade'imi oluşturuyorum. Burada hem create işlemi hem de update işlemi yapacağız aynı anda, aynı sayfa görüntü içerisinde. Listeleme yapacağız. Şimdi create'in içinde de benim kullanacağım layout'u belirtiyorum. Layout'ların içinde admin'i kullan. Şöyle bir hatırlarsanız section title'ımız vardı. Buraya diyorum ki makale ekleme ya da bakın burası ne olacakmış, güncelleme. Şimdilik böyle yazacağım. Birazdan onu düzeltmelerini yapacağız çünkü. Üst tarafın aynısını kopyaladım. Liste geldim. Listin de en üstüne yapıştırdım. Aynı layout'u kullanacak. Burası ne? Makale listeleme. Ekranımız olmuş oldu. View'larımızı oluşturduğumuz için artık view'larımızı çağırabiliriz. Controller'ın içinden index view'um return edecek. İşte admin'in içindeki article'ın içindeki liste dönecek. Listeleme ekranı olacak. Create ekranımsa article'ın içindeki create or update ekranını yollamış olacak. Şimdi bizim bu article'la ilgili create kısmımızdı. Şimdi bu article'ı kopyaladım. Çoğalttım. Tabii çoğaltamamışız. O zaman şöyle yapalım. Bir tane de kategori için oluşturuyorum. Kategori dedim. Şu iki tane list vardı, liste create. İkisini kopyaladım, kategorinin içine yapıştırdım. Hatta kategoriyi kategori demeyelim, kategori isteyelim isterseniz. Madem çoğul ekleri hepsine koyduk, articles dedik. Bu da kategorisi olsun. Çoğalttık yani değil mi? Aynen. Çoğalttım. Şimdi benim nasıl ki article controller'ım varsa bir de kategori controller'ım olacak. Kategori controller'ımı oluşturdum. İki fonksiyonu kopyalıyorum. Birebir aynısı olacak çünkü. Kategori controller'a yapıştırdım. Bunlar da articles değil. Kategorinin listine gidecek. Yine bunu da böyle tabii kendimiz yazınca daha hızlı gelir. Kategorinin create ve update'ine gelecek. Web.php'de şöyle bakın. Hatta şöyle alalım. Articles değil. Kategori istiyorum. Kategorinin create'i. Article controller değil. Kategori diyeceğim ama tabii şunu şurada çağırsam önce daha iyi olur. Kategori controller'ı çağırdım. Kategori controller'ın indeksine, create'ine gidecek ama tabii name'leri article değil. Yine kategori olacak. Kategorinin indeksi, kategorinin create'i şeklinde bunları da isimlendirmiş olduk. Şimdi sidebar'ın içinden de bu makale yönetimi ile ilgili olan kısma bir link vereceğiz. O yüzden şu makale ekle kısmına geliyorum. Root olarak article'ın create'ine gitmesini istiyorum. Bir de article'ın listesine gidecek. Root olarak article index gitmiş olacak. Şimdi eğer article create ya da article index'e root'umuz, o zaman
Bu buradaki class'ımızın open olması lazım. Yani bir class bölümümüz var. Diyoruz ki root is eğer article'ın indeksi ise veya root'umuz is article'ın create ise active class'ını ekle. Yoksa hiçbir şey eklemesini istemiyoruz. Bu da bizim için zaten buranın açık olması ve gelmesini sağlayacak. Şöyle bir bakalım. Şimdi makale ekle sayfasına bir gitmeye çalışıyorum. Tabii linke eski kaldığı için hata verdi. Şöyle bir sayfayı yeniledim. Şimdi makale yönetimine geldim. Makale ekleye bastım. Şu an makale ekle sayfam açıldı fakat burası open gelmedi. Çünkü Lee class'ta open yazmasına rağmen gelmedi. Acaba A'nın class'ında aktif diyor bakalım. Bizim bunun class'ında root is buysa veya buysa dedik. Biz nereye eklemişiz? Biz A'nın class'ına eklemeye çalışmışız. Aktif bir de eklemeye çalışmışız. Open olması gerekiyormuş. Bunu şöyle bakın kestim. Lee'nin class'ına yapıştırdım. Yani Lee kapsayan Lee. Yapıştırdım ve aktif değil. Open olması gerekiyormuş. Açık gelmesi için. Şimdi bakın sayfayı yenilediğim an makale yönetimi kısmı açık geldi. Şu makale eklenin açık olarak yani daha doğrusu koyu olarak gözüktüğü bir var mı? Bakın varmış. Şu ikonsun mesela olduğu yer bakacak olursak aktif klasına sahipmiş bakın. Demin kopyaladığımın aynısını alıyorum. Tabii li mi varmış? A'da varmış. A'nın olduğu yerde şöyle en sonuna geldim. Class'ın içerisine yapıştırdım. Burası sadece root create ise aktif olacak. Yani koyu gelecek. Buraya da geldim listeleme tarafına. Burası da listse aktif gelecek. Sonrasında bu ilgililiği tutuyorum. Kontrol Denizli ile çoğalttım. Burası article'la ait olan yerlerde. Bunları şimdi geliyorum. Kategori olarak değiştiriyorum. Nasıl ki makale yönetimiydi, kategori yönetimine çeviriyorum. Yine bakın bunların her birisini, article olan yerlerini kategori yapacağım. Kategorinin create'i, indeksi, create'i, indeksi. Makale ekle ve makale listele değil. Kategori ekle ve kategori listesi şeklinde ikiye bölmüş olacağız.